ekledim ya. Yani 10 senelik esnafım burada. Yani korona ile ilgili deseniz şu an esnaflarımızın çoğu borçta. Yani cepten hepsini harcıyor. Yani krediyle falan hepsi birlikte. Şu an yani yabancı gelmeyene kadar işlerin açılacağını biz düşünmüyoruz. Yabancı ile ilgili biz ürün eşyalarımızı satıyoruz. Yani bu kadar diyebilirim. Yani bir an önce bu koronanın bitmesini ve sağ istiyoruz biz. Yani şu an haberlere göre baktığımızda korona iyiye gidiyor. Hani yoğun bakım sayısı düşüyor, hasta sayısı düşüyor. Ha bundan memnunuz ama yabancıların gelmeye kadar bizim işlerimizin açılmasını düşünmüyoruz. Sağ olsun devletimiz kredi veriyor, şey yapıyor. Biz de onların sayesinde kiralarımızı ödüyoruz. Ama ne yazık ki hepsi cepten gidiyor. Yani bir kar yok ortada. Geçen sene Haziran ayında çok güzeldi işler. Yani bu zamanlar bizim iş yapma günümüzdür zaten. Haziran ayında işler güzeldi. Bu sene bayağı bir yani %100 düştü diyelim. %80 yani %20 bile değil, %100. %100 düştü yani çok zor durumdayız biz şu an. Ya devletimize herhangi bir beklentimiz ne olsun şöyle? Yani turları bir an önce açmasını istiyoruz. Yani dışarıdan gelen yabancılara bir imkan versinler. Bu turlar gelsin, gezsin. Esnaflarımız yani bu sayede işleri açılsın. Yani zor günleri atlatsınlar. Bir an önce onu istiyoruz biz şu an. Geçen sene sizin dediğiniz gibi Göbekli Tepe iliydi. 2019 gerçekten yani Urfa'ya hemen hemen 5 milyon insan ziyarete geldi. Maalesef 2020'de korona ile karşılaştık. Yani bu sene işlerimiz hiç yok. Ama yeni açıldı. Hazirandır. Yeni açıldı. İnşallah bu otobüslerin ve uçakların fiyatları düşer. Eğer bunlar düşerse burada bir canlanma olur inşallah diye düşünüyoruz. Esnaf olarak gerçekten 3 aydır çok sıkıntı çektik. Yani yeri geldi çeklerimizi dahi bile ödeyemedik. Onun için GAP zamanı, tam zamanı diyoruz. Herkesi Urfa'ya bekliyoruz. Ya biz esnaf olarak zaten devlete beklentilerimiz tabii ki var. Yani örneğin biz kiramızı dahi bile ödeyemedik. Bayağı bir sıkıntıdayız. Eğer devlet zaten bize yardımcı olsa çok iyi olur. Yine de yapacak bir şey yok yani. Hangi yaşadın mı? Türkiye. Yok bir Nasıl bir şey ki? Ne koyuyorsun? Ölçüyü kendin mi belirliyorsun yani? Bir aynen bir tablo kaşık mı? Onu sen ayarlıyorsun. İşte iki tane var. Aynen onu sen ayarlıyorsun. Çaycımız değişmiş. Yoksa nasıl ayarlıyorsun? Dudu! Şu anda işte piyasada durgunluk var koronavirüsten dolayı. İnşallah koronavirüs bittikten sonra işlerin açılacağını tahmin ediyoruz. Yerli yabancı turistler geldiğinde işte işlerimiz biraz belki açılır. Yani şu anda durgun diyor. Geçen sene bu zamanlar buna göre çok iyiydi. Çok iyiydi ama bu sene işte bu koronavirüsten dolayı biraz durgunluk var. İnşallah o da geçerse işte işlerimiz açılacağını tahmin ediyoruz öyle. Turizm biraz daha canlandırılması lazım. Bölge halkının yani buralarının daha çok turiste, yerli yabancı turistlere ihtiyacımız var. İnşallah onlar da gelmeyince başlayınca belki biraz da bu durumluğumuz ortadan kalkacaktır. Öyle tahmin ediyoruz. İnşallah.